Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Kenan hazır. Gidelim Kenan Pamuk'a. Bakalım bize neler aktaracak. Kenan, Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Son haberler sende. Cüneyt Kıran, Erdoğan Arıkan, iyi yayınlar. Artık müsabakaya da tabii ki yaklaşık olarak 5-6 saatlik bir süre kaldı. Henüz maçın havasına çok burada girilmediğini söyleyebiliriz. Fenerbahçeli taraftarların da bu arada Frankfurt Meydanı'nda toplanacağını söyleyelim maçtan önce, ama henüz bayağı bir süre var. Önce ev sahibi Eintracht Frankfurt ile ilgili birkaç bilgi verelim. Tabii aslına baktığınız zaman çok lige iyi bir başlangıç yapmadılar. 4 maçta 3 beraberlik bir mağlubiyet aldılar. Ama bu hala Fenerbahçe'nin gruptaki en zor rakiplerinden birisi olduğunu ve en zorlu deplasmanlardan birisi olduğunu değiştirmez bu deplasmanın. Çünkü geçtiğimiz sezonda kötü bir başlangıç yapmışlardı. Ardından kenetlenip bir yükseliş yaşamışlardı Eintracht Frankfurt ekibi olarak. Bu sezonda benim aldığım bilgiye göre, konuştuğum Alman gazeteci meslektaşlarıma göre Eintracht Frankfurt bu maça biraz da kenetlenip yükseliş maçı olarak bakıyor. Aynı zamanda biraz o ekibin keyfini kaçıran bir isim de vardı. Kostić, ki en önemli futbolculardan birisiydi. Bir transfer süreci vardı, gerçekleşmedi. Son maçta girdi ve iyi de bu oyun sergiledi. Biraz kendini affettirmiş gibi de gözüküyor ve bu müsabakanın da ilk 11'inde olmasını bekliyoruz. Onun dışında Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Oliver kadroda olamayacak. Sebebi ise Oliver Glasner kadroda olamayacak. Sebebi ise geçtiğimiz sezon başka bir takımın başındayken 3 kez takımını Avrupa müsabakalarında yedek devre arasında geç çıkardı. Ve bu nedenle de bir maç ceza aldı. Bu müsabakada da bu cezasını çekecek. Yine takımın önemli oyuncularından Lens sol bek oyuncusu, o da bu müsabakada oynayamayacak. Alman gazeteci arkadaşlarımla konuştuğuma göre bu Lens'in çıkışından sonra Frankfurt'un sisteminin değişmesini bekliyorlar. Hatta onlar da 3-4-2-1 gibi çok emin olmamakla birlikte bir sistemle sahaya çıkmasını bekliyorlar. Fenerbahçe'ye gelirsek, Fenerbahçe'de milli maç arası bazı futbolculara iyi geldi. Sakatları iyileşti ama Demirgrup Sivasspor maçıyla ve ardından da Miha Zajc'ın sakatlanmasıyla birlikte toplam 3 sakat eklendi. Marcel Tisserand, yeni giren İrfan Can Kahveci, o da sakatlanarak oyundan çıktı. Ve Fenerbahçe'de yine aslında girenlerle çıkan oyuncuların sayısı yaklaşık olarak aynı oldu diyebiliriz. Bu isimlere eş olarak Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın da kadroda sakatlıkları nedeniyle olmayacak isimler olduğunu söyleyebiliriz. Burak Kapacak, Miguel Crespo ve Serdar Dursun'sa yine UEFA Avrupa Ligi listesi kadrosunda yer almayan isimler olarak öne çıkıyor. Ama iyi haberler de var. Dimitris Pelkas katıldı, Ferdi Kadıoğlu katıldı ve Filip Novak, bu üç isim kadroya katılarak Fenerbahçe'de çıkanlarla girenler yine 8 eksik var. Ama işte bu şekilde Fenerbahçe rotasyonunu döndürmeye çalışıyor bir yandan. Bu bilgiyi verebiliriz. Bu arada yine Ferdi ile Pelkas'ın da bu akşam ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin 11'inde bu bilgiler ışığında iki takımın muhtemel 11'lerini paylaşalım. Önce ev sahibi Eintracht Frankfurt'la başlayalım. Kalede Trapp'ı bekliyoruz. Önündeki dörtlü Endika, Hasebe ve Hinteregger. Orta sahada Durm, Sow, Jakic ve Kostić. Solda ama Kostić zaman zaman ileri çok çıkan, skor katkısı da olan bir oyuncu. Bunu unutmamak lazım. Kamada ile Lindström'ün önünde de çoğunlukla tabii ki Eintracht Frankfurt'ta hep ileride olan isimlerden birisi Borre'nin olmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'de kalede Altay. Önündeki üçlü Serdar, Minci Ekim ve Zalay. Burada bir not düşmek lazım. Serdar'ın olduğu bölgede tabii ki Tisserand özellikle bu sezon özel bir performans sergiliyordu. Orada Fenerbahçe, Serdar biraz daha orta oyuncusu olduğu için eksikliğini çekebilir gibi gözüküyor. Eğer ki Vitor Pereira'nın başka bir planı yoksa. Orta sahada Osayi, sağda Ferdi, solda ortada Gustavo ile Meyer ikilisi. İleride Mesut'un yanında Pelkas %51, %49'da Rossi ihtimali var. Neden %51 Pelkas diyorum? İhtimal aslında daha yüksekti ama Vitor Pereira'nın dünkü basın toplantısında bir sözü dikkatimi çekti. Sakatlıktan yeni dönen ve takıma hazırlanan oyuncuları
kadroya alırken biraz daha tedbirli davranacağım dedi. Bu nedenle acaba Pelkas'la ilgili bir soru işareti olabilir mi? Sonradan oyunu alabilir mi diye. O yüzden 151 Pelkas diyorum. Ve ileride de Ener Valencia'nın olmasını bekliyoruz ama yeni transferler Berisha, Rossi, bu oyuncular muhtemelen yedek kulübesinde de olsa 11'de de olsa bu 90 dakikanın içinde oynayacak oyunculardan birisi. Yine Max Meyer sonradan oyuna girmiş Demirgrup Sivasspor maçında. O da o kısa süre içinde gösterdiği performansla Vitor Pereira'nın süre vereceği oyunculardan birisi olduğunu göstermişti diyebiliriz. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabaka Deutsche Bank Park'ta oynanacak. Biz Frankfurt'tan son gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Eğer soracak bir sorunuz yoksa söz tekrar size bırakalım. Kenan, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet Erdoğan, Fenerbahçe maçı. Hem muhtemel kadroyu ekrana yansıtalım hem de senin görüşlerini alalım. Güzel bir maç olacak. Ben Fenerbahçe'nin çok iyi mücadele edeceğini, iyi oyun oynayacağını düşünüyorum. Yani muhtemel kadroya baktığımız zaman. Çünkü Fenerbahçe'de geçen sene eleştirdiğim oyunculardan biri Gustavo'ydu. Bu sene bambaşka oynamaya başladı. Gustavo geçen sene Fenerbahçe takımında sürekli geriye oynayan, aldığı topların büyük bölümünü ya yana ya geriye oynayan bir görüntüsü vardı. Şimdi hücuma çıkıyor ve sürekli ileriyi düşünerek oynuyor. Önündeki arkadaşlarını düşünerek oynuyor. Öyle olunca da Fenerbahçe'nin hızına da ve gücüne de etki etmeye başladı. Hücum gücünde de izlemeye başladık onu. Max Meyer tabii kalitesini önceden bildiğimiz ama biraz ara vermiş bir isim. Tekrar bir çıkış arıyor. Tekrar kendini göstermek isteyen bir isim. Bu akşam neler yapar çok fikir sahibi değiliz henüz. Osay Samuel iyi gidiyor. Ferdi'yi koymuş arkadaşlarımız 11'e. Evet, sol kanada. Sakatlıktan dönen iki oyuncuyu görüyorum. Acaba Vitor Pereira onlarla başlar mı? Yoksa fazla riske girmeyip bir maç başlangıç riskine girmeyip sonradan hamle oyuncuları olarak düşünebilirim ama mesela bir Pelkas'ı ben bugüne kadar ne zaman oynarsa oynasın hep belli bir çizgide gördüm. Yani Pelkas'ın sakatlıktan dönüp bir form düşüklüğü yaşayacağını düşünmüyorum. Sadece biraz kafamdaki soru işareti. Acaba sakatlığın sonunda bir maç başlangıcı yapması doğru mu olur? Yoksa bir maça sonradan girip alışarak ve durumunu görerek dönmesi daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Mesut'un bu akşam artık ağırlığını koyması lazım. Valencia zaten çok formdaydı. Geçen hafta oynamadı ama çok formdaydı. Ben yine Valencia'nın ileri uçta etkili olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin belki işi zor olabilir. İşte dediğim gibi yeni yeni oturan bir sistem. O sistemle biraz mücadele eden bir takım. Ama bu akşam keyifli bir maç izlettirecek bize Fenerbahçe. Yani evet. Belki kaybedebilir. Ama pozisyon zenginliği yüksek, güzel bir maç bizi bekliyor Frankfurt'ta. Evet, başarılar dileyelim Fenerbahçe'ye.